Öldürüldü kesinlikle diyebileceğimiz çok net bilgilere sahip değiliz. Bir, iki. Bununla ilgili özel bir program yaptık. Başta neydi? Atatürk nasıl öldü? O videoyu izleyin. Orada şunu söylüyoruz. Atatürk'ün ölümüyle ilgili özellikle devlet tarafından saklanan çok ciddi ve sansasyon meydana getirecek bir boyut var. Hani şunun gibi baştan sona hastalığın tedavisinde vazife almış en yakın 3 hekimden bir tanesi ölümünden çok kısa bir süre sonra Avrupa'ya bir kafa dinleme seyahatine gitmek istiyor. İşte nezaketen müsaade almak, vedalaşmak için çok yeni çiçeği burnunda taze Cumhurbaşkanı İnönü'ye de ziyarette bulunuyor. İnönü ay ay buyurun gidebilirsiniz falan dedikten sonra bizzat Odasından çıkmadan önce tabii hocam diyor yani Atatürk'ün hastalığı, ölümüyle ilgili kesinlikle hiçbir yazılı kayıt, hatırat falan olmayacak. Altını çiziyor inanın. Tabii paşam zaten söz konusu bile olamaz tarzında bir cevap veriyor Mim Kemal Eke. Bunu yeterli görmüyor dönemin derin devleti. Bu konuşmadan 7-8 sene sonra Büyükada'daki köşküne hırsızlık süsü verilerek içeride hiç kimse yokken dönemin mahı biti giriyor. Acaba gene de saklı yazılmış bir hatırat var mı falan diye arama yapılıyor. Orada daha birçok şey anlatıyorum ben. Bu onlardan bir tanesi. Yani kesinlikle Atatürk'ün ölümüyle ilgili bugüne kadar büyük bir titizlikle saklanmış olan ve hala hazırda büyük bir titizlikle saklanmakta olan bir sır ya da bir sırlar kümesi var. Ama bunun ötesi nedir? Çok fazla bir şey bilmiyoruz. İşte bu tarihçiler için en önemli çalışma konularından bir tanesidir. Olay normal değil, resmi tarihin anlattığı gibi değil. Ama şudur diye bize şu an kesin bir sonuç, teşhis verdirtecek detaya yeterli bilgiye de sahip değiliz.